Şimdi hocam size bir hatırlatmayla beraber bir soru sormak istiyorum. Hatırlatmam şu. Adnan Menderes döneminde hocam 2 lira olan dolar o darbeyle beraber 9 liraya çıktı hocam. Yani 2 liradan 9 lira. Günümüze düşünelim. 2 liradan 9 liraya gelen bir dolarla piyasalar ne olur? Ticaret ne olur? Ülke ne olur? Sorum şu hocam. Neden Türkiye? Şimdi normalde biliyorsunuz hilafet yani Osmanlı'nın 400 küsür sene hilafeti nerede kaldırılmıştır? Türkiye'de kaldırılmıştır. Yani Türkiye'den kaldırıldığından dolayı tekrar bu hayata geçme konusunda nereden geçer? Türkiye'de geçer. Ve dünya üzerindeki Müslümanların da gerçekten örnek aldığı, önder olarak görmüş olduğu Türkiye'nin büyümesini dünya kafirleri, dış güçler asla istemiyorlar. İstemediklerinden dolayı da bütün oyun Türkiye özünde oynanıyor. Allah Celle Celaluhu bu Allah'ın bir ikramı. Allah Celle Celaluhu bakın Orta Doğu'ya gidin. Göreceksiniz. Her türlü zenginliği vermiş. Yani petrol o biçim. O biçim yani. <laughs> Bizde böyle bu şekilde bir zenginlik yok diyemiyorum ama en azından kullandırmıyorlar diyorum yani. Yok diyemem yani. Ama kullandırtmıyorlar derim yani. Ama Allah da bize liderlik kabiliyeti vermiş. Bakın bunu Umre'de, haclarda görürsünüz. Gidersiniz, bakarsınız. Orada Pakistan'dan insanlar gelmiştir. Hindistan'dan gelmiş. Her taraftan insanlar oraya gelmiştir. Bakarsın gerçekten çok güzel ibadetler yapıyorlar. Endonezya'dan gelmişler. Çok güzel ibadetler yapıyorlar. Çok güzel vazife yapıyorlar. Ama adamlarda ne vasfı yok? Liderlik vasfı yok. Liderlik vasfını Allah Celle Celaluhu gerçekten bu halka verdiğinden dolayı bu halk ne yapar? Yine aynı şekilde dünya üzerinde tekrar Müslümanları toplar, tekrar Müslümanlar ne yapar? Önünü, aç önünü açar, uyandırır ve <laughs> beraberliği özellikle hilafet sistemini hilafet sistemi demek yani seçilen halifeye o günkü şartlarda bütün Müslümanların mutlak itaat etmesi gerekir. Bakın çok önemli bir ifade bu. E bu mutlak bütün Müslümanların itaati gerekirse otomatik ben bir buçuk milyar Müslümandan bahsediyor. İki milyara giden bir Müslüman kitlesinden bahsediyor. Bu sefer bu beraberliği, bu birliği yakalayan Müslüman İslam alemi otomatik ben ne olur? Gerçekten dünyada söz sahibi olur. E bunu da istemeyen kim? Gavur veya gavur uşakları. E ne yapıyor otomatik Bütün oyunları Türkiye üzerinde oynuyor. Diğer ülkelerde oyun oynamıyor mu? Oynuyor. Onları zaten ne yapmış? Eline almış. Zaten belli şeylerde onları önüne geçmiş. Engellemiş. Ama Türkiye'de ne yapıyor? Gerçekten bütün işin başındaki hainler, işin başındaki zalimler her biri Türkiye'de karıştırmak için elinden geleni yapıyorlar. Niye? Çünkü Türkiye ayağa kalkarsa tüm dünya, tüm İslam alemi ne yapar? Ayağa kalkar. Dikkat ederseniz Türkiye'nin mesela bir lideri Takip edin. Yani dünya üzerinde takip edin. Mesela misal Orta Doğu'da bir İslam ülkesi diye geçinen. Ben İslam ülkesi vardı demiyorum. Dikkat edin. Sadece İslam ülkesi geçinen diyorum. Geçinen hiçbir lideri belki de çoğu insandan mı tanımaz. Ama Türkiye'nin liderini dünya tanır. Hiç. Bilmiyorum anlatabildim yani. Evet. Bakın takip edin. Orta Doğu'da bir bakmışsın bir İslam ülkesi diye geçinen. Ben evet. İslam ülkesi vardı demiyorum. Mesela Bahreyn. Mesela sorun bakalım kimse tanıyor mu? Bakacaksa tanımaz yani. Ama bakın Türkiye'nin liderini dünya tanır. Halklar tanır, takip eder, sever, ta gerçekten ayağa kalkmasını ister. Ve zaten takip edin. Özellikle Ümmede Haç'ta görüyorsunuz. Dünya üzerindeki İslam ülkelerinin halklarından bahsediyorum. Halkları tamamıyla tekrar dirilişin Türkiye'den olacağını ne yaparlar hep? Beklenti içindeler yani. Bir beklentileri var, arzuları var yani. Bu arzuyla da devamlı dillendirirler yani. O yüzden dolayı bunu gö gören dünya özellikle işte Türkiye'nin büyümesi istemeyen kafirler ne yapıyorlar? Bütün oyunlarını Türkiye üzerinde oynuyorlar. E kimle oynuyorlar? E Türkiye'deki maşalarıyla iplerini eline almış olduğu insanlarla bu bizzat kendi adamı da olabilir. Kendi adamı olabilir dikkat edin direk adam olabilir veya dolaylı yoldan adamları olabilir. Ki en netice bunlar hep ne yaptık? Gördük. Evet. E, ve hatta bu iş bakın tekrar ediyorum eskiden sol kesimin e, şeyle beraber yürütüyorlardı. Sonra çaktırmadan bu işi sağ kesime ne yapmaya çalıştılar? Güya sağ kesim göstermeye çalıştılar. İşte bu cemaat olayını biliyorsun hani bu paralel yapı ne yaptı? Haince bütün Müslümanların gerçekten bütün Müslümanlara lekeledi yani. Haince kafirlerle bir oldu. Vatanını, milletini, davasını ya. Yani davasını derken kendi davalarından bahsetmiyorum yani. yani. Özellikle vatanındaki davasını ne yaptılar? Sattılar yani. O yüzden dolayı yani Rabbim inşallah fırsat vermedi. Vermeyecekler inşallah. Tekrar Türkiye'nin liderliğinde inşallah İslam alemin birliğini, beraberliğini göreceğiz inşallah.